Ben okul birincisiyim. MF1'de 126 bindeyim. MF3'te 116 bindeyim. Tamam. Ben ilköğretim matematik öğretmenliği ve diyetisyenlik arasında sıkışıp kaldım. Gaziantep Üniversitesi ilköğretim matematik öğretmenliğini istiyordum. O da en son 72 binini almış. Sonra diyetisyenlik fakültelerine baktım hocam. En son bir Kıbrıs'ta tutabilen oldu. Yani okulda çok kararsızım. Diyetisyenlikle matematik, ilköğretim matematik öğretmenliği arasında sıkışıp kaldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Evet. Gaziantep'in gelme olasılığı var mıdır? Şimdi listene yazacaksın bir kere. Yani şansını deneyeceksin. Murat Hocam dedi ki biraz önce şansımızı deneyeceğiz. 24 listemiz var. 24 tane seçeneğimiz var. Şimdi evet. Murat Hocam, bu arada hani 2-3 bölüm arasında sıkışmak da yalnız değilsin. Çok sayıda aday var. 2-3 bölüm az aslında. Değil mi? Biz 12-13 bölümde sıkışıyoruz. Sıkışanlar tabii var. 2 bölüm nedir ki? Biz dün çok güzel bir beslenme ve diyetetik programı yaptık. Onun videolarını bizim YouTube'umuzdan mutlaka izle. Mümkünse bu işleri yapan insanlarla diyalog kurmaya çalış. Çünkü bu senin tamamen kişisel bir karar hocam. Şunu söyleyeyim ben. Öncelikle şunu bilsin. Okul birinciliği varsa okul birincini bu yıl kullanacak. Önümüzdeki yıl kullanamayacak. Bu çok önemli. Bu yıl tercih yapacak zaten. Bu yıl tercih yapacak. Okul birinciliği dikkate alınacak. Bu iki bölüm içerisinde de şu an sıralaması geride görünüyor ya arkadaşımızın, evet. Daha geride. Hatta mesela 35-40 binlik bir şey var. Geride duruyor sıralaması. Okul birinciliği onun için bir avantajı olabilir. Okul birinciliğinden dolayı gitme ihtimali var. Yani gidebilir demiyorum, ihtimal. Şimdi mesela Gaziantep ilk öğretim öğretmenliği, şimdi tamamen afaki konuşuyorum. 40 kişi alıyor, 2 tane de okul birincisi alıyor. Değil mi? Öyle belirliyor kontenjan, öyle gözüküyor. Kontenjan belirliyor, aynen öyle. Şimdi İlya da mesela okul birincileri arasında da mahiriyetten yarışıyor hocam. Nasıl oluyor? Önce yarıştırma puanıyla 0-2'li puanına bakılıyor, sıralamasına bakılıyor. Eğer orada olmuyorsa sonra okul birincilerinden tercih edenlere bakılıyor. Onlar içerisinde eğer 2 kişi alınıyor ve 2 kişi başvuru yapmışsa yerleşir. 5 kişi başvuru yapmışsa bu kez ilk 2'ye girmesi gerekiyor yerleşmesi için. Anladım. Ama okul birinciliğini önümüzdeki sene kullanamayacak. Bir okul kullanacak. Çok önemli bitiyor. Bu bir. İkincisi, şimdi ikisi siyahla beyaz kadar farklı şeyler. Birisi öğretmenlik, birisi sağlık sektöründe farklı bir meslek. İkisini de istiyor olabilir. İkisini de mutlaka listesine yazması gerekiyor. Okul birinciliğinin avantajını kullanmak adına yazması gerekiyor. Ama bu yıl olmayacaksa da eğer ilk defa sınava girdiği için iki bölüm dışında şurası da oluyor, bari oraya gideyim, aman demesin. Beklesin. Bir yıl tamam. Daha denesin. Bir yıl daha denesin. Kesinlikle. Tamam. Bu arada biz akıllıtercih.trthaber.com'da YÖK lisans atlasını, tercih sihirbazını, ön lisansı paylaştık. O kadar çok sıralama sorusu var ki. Bakın onlar 2017 verileri, yani öngörülerek hazırlanmış bilimsel bir çalışma. Lütfen sıralamanızı girerek bütün listenizi dökün. Bakın, değil mi? Oluşmuş, başarı sıralarınız oluşmuşsa tüm seçeneklerinizi görün. Belki de hiç aklınıza gelmeyen bir şey ilginizi çekecek, dikkatinizi çekecek. Kesinlikle. O yüzden başarı sıranız oluştuysa lütfen süzgeçten yararlanın, acele etmeyin. Çünkü çok büyük sürprizler olabiliyor. Biz çok yaşadık burada. 1 milyon kişi tercih yaptığı yerde bir şeylerin değişmesi çok muhtemel yani. Evet, çok bu sene daha da değişecek bu sene.